Merhaba, ben Ahmet Toker. Yayınımızda bu hafta teknik takip listemizde olacak hisseleri sizlere anlatacağız. Pozisyon açıp kapatmak için hangi seviyeler uygun olabilir? Sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle endeks ve kurun görünümünden bahsedelim. Endekste hafta boyunca aşağı yönlü hareketler gördük gördüğünüz gibi. Tabii bu aşağı yönlü hareketin sebebi piyasa dinamiklerinden ziyade sizlerin de bildiği gibi ve gazetelerden takip ettiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı operasyonu hakkında Avrupa ve tabi özellikle Amerika Başkanı Trump'ın bazı Amerikan Senatosu'ndaki bazı üyelerin gerçekleştirdiğimiz operasyona karşılık yaptıkları olumsuz yorumlar, açıklamalar ve ülkemizin ekonomisini hedef tahtasına koyan bir takım maksadını aşan ifadeler, ABD'nin ekonomik yaptırım hazırlığında olduğu haberleri bu hareketin sebebiydi aslında hepimizin bildiği gibi. Tüm bu gelişmeler ışığında endeks geçen hafta uzun zamandır ilk kez 100 bin psikolojik desteğin altına sarktı ve hafta içinde Perşembe günü şurada 97.500 seviyesine kadar geriledi. Haftaya da %4,5 kayıpla 99.000 seviyesinden kapattı. Hafta sonuna doğru CDS seviyemiz de 400 üzerine çıkmasına rağmen hafta içinde tekrar 390'ın seviyeleri geri çekildi. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksine baktığımızda da EM endeksi psikolojik seviye olan 1000'in üstünde kapanış yapabildi geçen hafta. İyiydi, oldukça iyiydi performansı. Yine dünya tarafı da geçen haftayı oldukça güzel kapattı. Grafikte gördüğünüz gibi bayağı hızlı ve sert bir yükseliş oldu son birkaç gün MSCI Dünya Endeksinde. Zaten dünya geneline baktığımızda da özellikle Avrupa endekslerinde %4'ün üzerine diyebileceğimiz kapanışlar vardı. Böyle bir haftayı geride bıraktık. MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi ve MSCI Dünya Endeksi ile karşılaştırmalı olarak MSCI Türkiye Endeksine baktığımız zaman Türkiye'nin yaklaşık %8,6 negatif ayrışını görüyoruz diğer endekslerden. Ayrıca petrol de Eylül sonundan beri ilk kez geçtiğimiz hafta 60 doların üzerine attı. Petrol fiyatının artması bizim için pek iyi bir gösterge değil. Tabii tüm bu gelişmeler de Türkiye'nin 10 yıllık tahvillerinin de tekrar 15 seviyesine doğru hareket etmesine yol açtı. Bu hafta da yine dünyanın çeşitli ülkelerinden veya çeşitli birliklerden yaptığımız operasyonla ilgili az önce söylediğimiz gibi piyasayı ve yatırımcıları rahatsız edecek, paniğe sevk edecek açıklamalar gelecektir. Ama bu hafta bu açıklamaların etkilerin geçen hafta kadar ağır olmayacağını tahmin ediyoruz. Amerika'nın olası yaptırım haberleri piyasayı en çok bozabilecek haber olacaktır. Bu yönde açıklamalar piyasayı rahatsız edebilir bu hafta. Böyle bir durumda 200 günlük seviye olan 97.400 öne çıkıyor. Geçen hafta 200 günlük desteğinden döndük şurada. Buranın altında kapanış endeks için short yönde pozisyonların lehine sonuçlar doğurabilir. 100 bin üstü kaldıkça yukarı yön için umudumuzu koruyoruz. Yabancı satışlar ağırlıklı olmazsa bu hafta ve haber akışı nötr olursa 102.500 direnci takip edeceğimiz direnç. Buranın üstünde piyasaya tekrar alım iştahı gelebilir. Kura gelecek olursak TL'de az önce saydığımız sebeplerden dolayı oldukça zayıftı geçen hafta. Son 5 güne baktığımızda en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimiydik. Şurada gördüğünüz gibi. Hafta içinde 5.90'a kadar yükseldi kur. Son düşüşün fibosuna baktığımızda yani şu hareketin fibosuna baktığımızda %50 fibo desteği 5.85 ki şurası çok önemli. Buranın altında gevşemelerde TL için 5.80 altına sarkma ihtimali beliriyor olacak. Tabi bu kadar olumsuz gelişme sonrasında tekrar 5.80 altında gevşememiz durumunda kurun tekrar hızlıca 5.75 desteğine geleceğini söyleyebiliriz. Ülkemiz ve ekonomimiz için yapılacak spekülatif açıklamalar tekrar kuru 5.94 direncine kadar taşıyabilir. Böyle bir durumda yaz aylarından beri uzağında olduğumuz 6 direnci gündeme gelecektir. Yani şuralar. 94 seviyesini test etmesi durumunda kısa pozisyonların zarar kes yapmaları gerekebilir. Hisselere geçmeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki artık 3. çeyrek finansalların açıklanma dönemine geldik. Artık şirketlerle ilgili kar tahminleri yavaş yavaş yapılmaya ve haber ajansları tarafından toplanmaya başladı. Birazdan sayacağımız hisselerde bunlar dahil ve birçok hissede bu durum fiyatlara yansımaya başladı. Yani karın iyi gelmesi beklenen veya kötü gelmesi beklenen şirketlerde bu durum artık fiyatların içine yavaş yavaş giriyor. İşlem yaparken bu gözle de o şirkete bakmanızı hatırlatmak isterim. İş yatırım araştırma olarak geçen dönemde yaptığımız gibi bu dönemde raporumuz çıkar çıkmaz raporumuzu anlatan yayınımızı sizlerle paylaşacağız. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra bu hafta izleyeceğimiz hisselere geçebiliriz.
Alarko, geçtiğimiz haftaki bozulmada da yine tarih zirvelerinden kopmadı. Biliyorsunuz tarih zirvelerindeki hisselerde zararda olan yatırımcı olmadığı için satış gelme ihtimali düşük oluyor. Ve üçüncü çeyrek beklentilerinin de iyi olacağı düşünüyor Alarko için. O yüzden tekrar 5.20'lerin üzerine atarsa hisse için alım fırsatı olabilir. Hisseyi bu hafta takip ediyor olacağız. Enka zayıf TL'den faydalanan şirketlerden. 5.75'e kadar gevşemeler normal olabilir. Eğer 5.87 üzerine atabilirse bu hafta içinde özellikle TL'nin değer kaybında bu durum söz konusu olursa hissede alım iştahı artacaktır. Hisseyi bu hafta takip ediyor olacağız. TAV geçtiğimiz haftaki düşüşte sağlam durmayı başaran bir hisseydi. Yani baktığımız zaman 24.73 üzerinde kapanış yapması oldukça olumlu. Hisse bu hafta 25'li seviyeleri test ederse yukarı yönlü hareketine devam eder diye düşünüyoruz. Hisseyi bu hafta takip ediyor olacağız. Ereğli Demir Çelik. Ereğli şu son hareketi aylık ve yıllık yüksek hacimle yaptı. Oldukça hacim var hissede. Hisse tekrar 6.95 üzerine atarsa hafta başında yukarı yöndeki hareketin devam edeceğini düşünüyoruz. 7 seviyelerin üzerine atabilirse. Hisseyi bu hafta takip sitemizi izliyor olacağız. Özellikle 7.06'nın üzerinde alım iştahının daha da fazla artacağını söyleyebiliriz. Tüpraş için 200 günlük fiyat seviyesi olan 125.650'lerden dönüş öngörüyoruz. Şu son hareketin fibosuna baktığımız zaman tekrar 130'lu seviyelerin üzerine atarsa hisseye alım iştahı gelir, hareketlilik gelir diye düşünüyoruz hisseye. Zaten bu hafta takip edeceğimiz hisseleri son dönemde çok fazla düşmüş ve dipten dönüş oynanabilecek veya düşüşte sağlam durmuş hisseler olarak ikiye ayırmak da mümkün olabilir. Tüpraş dönüşü oynanabilecek hisselerden her zaman buralardan bir alımla karşılaşıyor zaten hisse. Hisseyi bu hafta izliyor olacağız. Soda'da zayıf TL'den faydalanan şirketlerden yaklaşık Haziran 2019'dan gelen düşen trendin üzerine atabildi. Şu yükselişin fibosuna baktığımız zaman %50 fibo seviyesi olan 5.90 seviyesi önümüze çıkıyor. Eğer 5.90 üzerinde kapanış yapabilirse ise ki daha önce bunu denedi ama 5.98'lerden geri döndü. 90 üzerine ataklarda hisseye tekrar canlılık gelecektir diye düşünüyoruz. Hisseyi bu hafta izliyor olacağız. Trakya Cam da yaklaşık 2.79'a kadar gevşemesine rağmen buralardan dönüş yapmayı başardı. Hisse için ilk direnç 2.95, sonrasında ise 200 günlük seviye olan 2.99 önümüze çıkıyor. Yani hisse kaba bir hesapla 3 üzerine atabilirse eğer hisseye yeni alıcılar gelecektir. Hisseyi bu hafta takip ediyor olacağız. Hektaş takip ettiğimiz hisseler içinde görece sığ tahtalardan ama 15 üzerinde kaldığı sürece hissede dönüş çabası devam edecektir diye düşünüyoruz. Özellikle 15-15 üstünde hisseye alım iştahı gelebilir. Hisseyi bu hafta takip ediyor olacağız. Pegasus özellikle haftanın son günü yaklaşık %3.3'lük bir dönüş verdi. Oldukça kuvvetliydi hafta sonuna doğru özellikle. Burada 62-76 direncini takip ediyor olacağız. Yani şurası. Burayı test etmesi durumunda ve üzerine atabilmesi durumunda hisseye yeni alıcılar gelecektir. Hisseyi bu hafta takip sitemizde izliyor olacağız. Enerjisa gördüğünüz gibi Cuma günü de zaten %2 düştü ama burada 6.07 desteğine kadar düşüş olup buradan dönüşü oynanabilir diye düşünüyoruz. Eğer gevşeme devam ederse 6.05.07'ye kadar gevşer ve buralardan dönüş verir diye düşünüyoruz. Hissede esas hareket yaklaşık 6.38'in üzerine atmasıyla başlayacaktır. Hisseyi bu hafta takip ediyor olacağız. Şişecam yine dönüş oynanabilecek hisselerden. Özellikle 4.28 üstünde bir kapanış yapabilirse hissede dönüşten bahsediyor olabiliriz. Şurada bir düşen trend var gördüğünüz gibi. O da yaklaşık 4.35'e denk geliyor. 4.35, 35, 40 üzerinde hisseye alım iştahı gelecektir diye düşünüyoruz. Tabii esas hareketin başlaması için yaklaşık 4.40'ın üzerinde bir kapanış yapması gerekir. Hisseyi bu hafta izliyor olacağız. Aselsan geçtiğimiz hafta 17.60'a kadar gevşedi ama buradan dönüş verdi. Hissenin 18.40 üzerinde kapanış yapması önemli olur. Ama tabii burada esas direnç 50 günlük olan 18.76. Yani 18.80'lere kadar gelebilirsek hissede ve Amerika tarafından herhangi bir yaptırım haberi vesaire böyle Aselsan'ı bozacak tarzda haberler gelmezse hissede bu hafta 19'ları görebiliriz rahatlıkla ve onun üzerinde de yaklaşık şurada 19.34 direnci var. Hisseyi bu hafta takip sitemizde izliyor olacağız. Koza Ağa'nın biliyorsunuz 14 Ekim'de yani bugün davası var. Hisse için burada 9.50 seviyesi önemli. Oradan olumlu bir haber çıkarsa hisseye pozitif etki edecek bir haber çıkması durumunda
9.50'lerin üzerinde 9.60'lara gelirse hissede bu hafta yukarı yönde hareketlenme görebiliriz. Bu hafta hisseyi takip ediyor olacağız. Doğan Holding. Doğan Holding de geçen haftaki düşüşte çok fazla etkilenmedi. Yani gitti geldi. Şurada gördüğünüz gibi yaklaşık 1.55'e kadar gitti ama düştü ama daha sonra geri geldi ise. Yani hisse 1.60 üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde potansiyel sunuyor. Hisseyi bu hafta takip sistemimizde takip ediyor olacağız. Türk Telekom. Türk Telekom da geçtiğimiz hafta 5.24'e kadar gevşemesine rağmen güzel bir dönüş verdi Cuma günü. Hisse için 5.51'i takip ediyor olacağız. 5.51 üstü kapanışta hisseye tekrar yeni alıcılar gelebilir. Hisseyi bu hafta takip sistemimizi izliyor olacağız. Petkim'de özellikle son günkü yükseliş anlamlıydı bizce. 23 aldı Fibo. 3.48'in üzerine kapanış yapabilirse tekrar hisseye yeni alıcılar görebiliriz. Hisseyi bu hafta takip sistemimizi izliyor olacağız. Evet, saydığımız hisseleri bu hafta takip sistemimizi izliyor olacağız. Gelebilecek yeni bir haberin veya şirketle ilgili daha önce piyasaya düşmemiş, henüz fiyatlanmamış bir gelişmenin hızlıca gündeme gelmesi kısa vadeli endeks ve hisselere beklenmedik alım veya satım getirebilir. Bunu hatırlatmak istiyoruz. Herkese bol kazançlı ve sağlıklı bir hafta dileriz.